13 Eylül, 19 Eylül değerli yay burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu takip ediyorsunuz. Türkiye ve dünya gündemini merak ediyorsanız Instagram sayfamda takip edeceksiniz. 2 günde bir yazıyorum. Bu ara hobiler geliştirebilir, spora merak sağlayabilirsiniz. İdeal zamanlarınız var. Bunları doğru ve enerjinize doğru yönelttiğinizde de vücut estetiğiniz yerinize gelmiş olacak. Bu ara cazip paralar kazanma enerjiniz var. Sıra dışı ekstrem planladığınız işlerle ilgili gelecek haberler ve bu sizi çok mutlu edecek ve istediğiniz kapıyla ilgili bir çağrılma ve eğer doğru kendinizi ifade ederseniz bu iş kapınız hayırlı olsun olarak uyarıyorum. Tekstil sektöründe ya da farklı bir devlet alanında tekstil üzerine tekstil mühendisiyseniz bile işinizle alakalı çok güzel olumluluklar, yeni anlaşmalar ve yenilikler devreye sokacaksınız. Hak ettiğiniz başarıyı hayatınızda olumlu bir noktada gelecek. Eğer ki bir banka ya da güvenlikseniz bile başka bir şube ya da farklı bir yerde iş anlaşmanız olacak ve bu iş anlaşmasında da kalıcı kapınız olacak. Endişe etmenizi istemiyorum. İş probleminiz uzun süredir devam ediyorsa ve hala iş kapınız yoksa bile bu ara çok yakın bir akrabanız ya da özellikle amca soyunuz ya da hala soyunuzdan ya da ailenin babanızın yakın bir ahbabı sayesinde güzel bir iş kapınız şimdiden hayırlı olsun diyorum. Bazı yay burçları belediye, maliye alanına girmek istiyorsanız bununla ilgili güzel imkanlar ve güzel olumluluklar olacak ve bu da sizin motivasyonunuzu arttıracak ve iş kalıcı iş olarak gözüküyor. Hiç pes etme, yola devam diyorum. Kendi işini yapmak isteyen yay burçları için evet burada ortaklı iş yapacağınız ve özellikle spor salonu açmak istiyorsanız, küçük bir yer açmak istiyorsanız burası kazançlı ve keyifli olacak. Cesaretini topla ve yap çünkü burada para kazanacaksın ve marka ve çizgini oturtacaksın diyorum. Eğer müziğe, sanata merakınız varsa, mesela tiyatroya merakınız varsa bunlarla ilgili eğitim alıp kendinizi ispatlayacaksınız. Eğer böyle bir iş kapınız varsa güzel olumluluklar ve para kazancınızın daha çok yoğunlaşacağı, size verimlilik evresi sağlanacak. Mesela otopark işletiyorsanız ve bulunduğunuz noktada mesela kendinize ait bir alanın bir sıkıntısı varsa burayla ilgili problemler çözülmüş ve yer sizde devam edecek. Yani kendi işiniz varsa orada mal sahibiyle alakalı sorunlarınız varsa doğru anlaşmayla devam edeceğiniz gözüküyor. Uzun süredir böyle Ege Akdeniz turu yapayım bir 10 gün kafamı dinleyeyim diyen bazı yay burçları için bu hafta bu kararı verip birkaç günde olsa kafanızı dinleyeceğiniz yolculuk devam edecek. Bu ara motora ya da araca merakı olan yay burçlarında evet sıra dışı motorunuz ya da sıra dışı arabanızla ilgili net karar verip istediğiniz aracı da alacağınız gözüküyor. Bu ara ailenize de ait miraslar ve satılmasının an ve an satılıp herkesin rahatlık kavuşması var ya. Evet her şey sanki Eylül bitmeden çözülmüş ve herkes bir para bolluğu içerisine geçiş sağlayacak. Hatta herkesin gözü dört mutlulukla sıcak. Ödenmesi gereken bazı aksilikler hepsi toparlanmış olacak. Bu ara trafikteki mesela arabanız var ve dikkatsizseniz bu ara araç kullanırken mutlaka dikkat edin. Sizden kaynaklı değil etrafınızdaki aslında sizden kaynaklanacak ama ben size yine uyarıyorum. Lütfen ve lütfen dikkat edin diyorum. Bu ara bağımlılık merakınız olabilir. Mesela has safhada bazı şeylere merak sarabilirsiniz. Lütfen aşırıya kaçmayın. Sağlık problemi yaşayacaksınız. İhmal etmeyin diyorum. Aşk konusunda yeni aşkı bekleyen, ben aşık olmak istiyorum, ben istiyorum diyenler için güzel bir aşk, hatta güzel bir gül tanesi ya da güzel bir erkek arkadaşınız hayatınıza girecek ve çok mutlu olacağınız, güzel keyif alacağınız ve anlaşacağınız ruh ikizinizle karşılaşacaksınız. Evli olan bazı yay burçlarında evet bu evlilik bizi yoruyor, biz ne yapmalıyız diyorsanız bu evlilik güzel gidiyor. Bence siz memnuniyetsiniz, fazla rahatlık batmış değerli yay burçları. Eşiniz ya da sizden kaynaklı değil, fazla monotonluk sizi yıpratmış. Bence bu akşam farklı enerjilerle birbirinizi tanıyın, birlikte baş başa film seyredin. Özellikle çocuklarınızın temposu ve yoğunluğundan kaynaklı siz birbirinize zaman ayıramıyorsunuz. Artık zaman ayırın, keyfinizi çıkartın. Çünkü bu evlilik boşanma olmaz. Bu evliliğe bir çocuk daha taçlanır diyorum. Erkek ev hanımları özellikle eşinizin ailesiyle ilgili kırgınlıklar, dedikodular, mutsuz olduğunuz noktalar söz konusu olacak. Sizinle ilgili ailenizle ilgili ileri geri konuşmalardan çok rahatsızsınız.
Artık bunu kayınvalidenize ya da kayınpederinize ya da eşinize açıklayın. Çünkü gerçekten rencide olmaya başladınız ve çok yıpranıyorsunuz. Bunu çözmenizi öneriyorum. Ev değiştirmek değil de bir evin tadilat ya da müteahhite gitmesini bekleyen yay burçları için evet bu dönem bu imzalar, müteahhit anlaşmaları, ev arayışlarınız söz konusu olacak ve istediğiniz müteahhitle anlaşacaksınız. Şimdiden binanız ya da eviniz hayırlı olsun istiyorum. Bir de bu ara ben ilişkim beni boğuyor ve ben terk etmek istiyorum ama cesaretim yok. Başka birini bulabilir miyim diyen yay burçları bence sizin ilişkiden çok ruhunuzun dinlenmeye ve kendi içinizdeki yalnızlığınızı çözmeye ve doğru insan için biraz şarj olmaya ihtiyacınız var. İlişkinizdeki bitirme kararınız doğrudur. Bir şarj olup doğru insana hakimiyet kurabilirsiniz diyorum. Mesela 6 ay önce ayrıldığınız sevgiliniz geri dönecek değerli yay burçları. Özellikle Ocak'tan bu yana ayrı olan yaylarda güzel ilişkiniz, seni özledim, sen doğruymuşsun, bana adım at diyeceksin diyebilir. Gözünüz dört gözle açın, eski sevgiliniz geri gelmeye çalışıyor. Bir de şöyle bir durumumuz var. Özellikle baba ya da abi ya da yakın bir dostunuzun kalp problemi olabilir. Küçük bir operasyon gerçekleşecek. Riskli bir durum yok ama gereksiz tribe girmenize hiç gerek yok. Gayet sağlıklı bir şekilde geçecek. Yalnız şöyle söyleyeyim, sürpriz paralar, böyle çıtır çıtır paralar gelecek. Doğru noktada harcayın. Bu ara alışveriş merakınız da var. Kendinizi boşuna borca sokmayın istiyorum. Lütfen güzel güzel harcayın. Sevgiyle kalın, umutla kalın.